Yeni bir rebuild videosuna hoş geldiniz. Bugün bir challenge'ımız var. Normalde bu challenge'ları kazanmamızla biliniriz. Bugün de hedef kazanmak. 5 senemiz var bu challenge'da sadece. Bu 5 senede NBA'deki bütün ödülleri almaya çalışacağız. MVP'lik, yılın çaylağı, en çok gelişme kaydeden oyuncu, yılın savunmacısı, yılın clutch oyuncusu, yılın koçu. Değil mi? Başka ödül yok. 6. adam söyledim mi? Neyse işte bütün ödülleri almaya çalışıyoruz. Bunun için 5 senemiz var. Tabii ki kafamda bir plan var. Onu takımı kurduktan sonra anlatacağım. Fantasy draft'la bir takım oluşturacağız. Bu takım ya Victor Wembanyama'ya gitmek istiyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Victor Wembanyama'ya gidersek hem yılın savunmacısı ödülü hem yılın çaylağı ödülü garanti gibi. Ama onu alamazsak da tabii ki B planım, C planım var. Bakacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan ya da senin benim için bir challenge önerin varsa videoyu beğenip bunu yorumlarda belirtmeyi unutma. 10.000 aboneye çok az kaldı. 380 kişi falan kaldı 10.000 aboneye. Hala abone olmayan varsa da abone olursa artık bir 10.000 olalım. Rastgele bir takım seçiyoruz her zamanki gibi. 3, 2, 1 ve 0. Nikola Jokic'li Denver Nuggets ama Nikola Jokic'siz tabii ki. Kaçıncı sıradan abi? Wemby bize kalmayacak herhalde. 18. sıradan seçiyoruz. Wemby bize kalır mı? Kalmaz bence. Takımımıza bakalım. Şimdi takımımızda Tyrese Haliburton var. Scottie Barnes var. Yusuf Nurkiç, Walker Kessler, Trey Murphy, Tyus Jones vesaire vesaire. Şimdi bu takımda ödül kazanabilecek potansiyelle bir oyuncu görmüyorum. O yüzden amacım şu olacak. İlk sene kötü gitmek olacak. İlk sene birinci sıra draft hakkını alabilmek için kötü gideceğiz. Tamam mı? Bu arada kimi yılın en çok gelişme kaydeden oyuncusu yapabiliriz. Buna bakacağız. Scottie Barnes, Yusuf Nurkiç, Walker Kessler. Bak ikinci senesindeki oyuncular bu ödül için çok önemli. Ben Walker Kessler'a 40 dakika süre verdiğimde böyle bir 17 sayı 10 rebound gibi bir şey yapabilir ve en çok gelişme kaydeden oyuncu olabilir. Walker Kessler'ı en çok gelişme kaydeden oyuncu yapmaya çalışacağım ilk senemde. Onun dışında Bilal Koulibaly'de böyle bir potansiyel var mı? Bilal Koulibaly ne olabilir? Yılın savunmacısı olamaz. MVP olamaz. 6. adam. 6. adam yapabilir miyiz bunlardan birine? Tyrese Haliburton, Bilal Koulibaly, Trey Murphy, Scottie Barnes, Yusuf Nurkiç. Yusuf Nurkiç'ten çıkacağım öncelikle. Yusuf Nurkiç yerine bir tane 6. adam getireceğim bu takıma. Böyle yılın 6. adamı mesela Terry Rozier'i yılın 6. adamı yapabilir miyiz? Onu da deneyebilirim bak. Terry Rozier'e gideceğim burada. Ya da CJ McCollum. CJ McCollum olur ya. Bak zaten Tyrese Haliburton 1 numarada başlayacak. Hayır, Bilal Koulibaly 2 numarada başlatacağız. CJ McCollum 26 dakika süre alacak. Bilal Koulibaly ilk 5'te başlayacak. Trey Murphy, Scottie Barnes, Walker Kessler'ın dakikalarını arttıracağız. Jay Crowder, Montrezl Harrell falan bunları bir şey yap. Walker Kessler'a 35 dakika verelim. Hatta 39 dakika verdik. Yani bir takasın son gününe kadar böyle gidelim. Kim kötü gidiyorsa onun draft hakkını falan alacağım takasın son günde. İlk seneden hedefimiz 2 ödülü kapatmak. Birincisi yılın 6. adamı, ikincisi en çok gelişme kaydeden oyuncu. Takasın son gününde durduk. Bir ödül yarışına bakalım. Bizi en çok ilgilendiren şey bu. MVP yarışında bizden kimse yok. Bu Luka Doncic'i nasıl geçip MVP olacağız? O da büyük soru işareti. Belki Luka Doncic'i alırız. Yılın çaylağında bizden biri zaten yok. Aa, Bilal Koulibaly'yi buraya sokmayı deneyebilirdim lan. Bilal Koulibaly çaylak bu sezon. 6. adamı CJ McCollum 1. sırada. Güzel güzel. Hadi be en çok gelişme kaydeden. Yılın savunmacısında Victor. Bu ödülü kapatacak uzun yıllar. En çok gelişme kaydeden de Walker Kessler yok bile. Bu arada şu yok hani. Burada gördük mesela Paul Reed'i takaslayalım alalım. Burada gördüğümüz adamı almak yok. En clutch oyuncu Kevin Durant olacakmış. Gideyim onu alayım. O hile. Ona yapmayacağız ama bu sene sadece CJ McCollum bu ödülü kazanacak gibi duruyor. Walker Kessler neyine eksik koyduk lan senin? Oo, sayı atamıyorsun ki sen. 9 sayı atıyor yine. Sana 40 dakika süre veriyorum lan ben. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? 17 galibiyetli bir Phoenix var. 16 galibiyetli Brooklyn var. Brooklyn'in draft hakkı nerede? Tamam, burada. Houston'da. Sene başı Reed'i niye almadık? Çok iyi bir soruymuş. Scottie Barnes'ı istiyorlar. Yusuf Nurkiç'i veriyorlar bizden. Bu birinci tur draft hakkı için. Ya Scottie Barnes ne yapıyorsun? Scottie Barnes'ı ben seni en çok gelişme kaydeden oyuncu yapabilir miyim diye düşünüyordum. Scottie Barnes'ı vermeyeyim de sana. Bir draft hakkı daha vereyim. Scottie Barnes diyor illa. Scottie Barnes olmasın da. Trey Murphy al ya. Trey Murphy al, en kötü oyuncunu ver bana. Gilliard'ı ver. Yok diyeceksin buna muhtemelen. E sana bir de Trey Jones'u vereyim. Sen de bana 8 milyonluk en kötü oyuncunu ver. Landry Shamet'i ver. Shamet. Olmaz mı? Ya gerekirse sezon sonu yaparız bunu. Draft gününde yaparız bu takası. Yapacağımız tek şey, CJ McCollum çok iyi gidiyor. Muhtemelen bu ödülü alacaktır. CJ McCollum'a
Bir dakika daha verelim. Bilal Kolibali'den süre alalım biraz. Walker Kessler'a biraz daha verelim. Belki sayı atar, bir şey olur. Hatta sezonun ikinci bölümünde, gerçi ilk 5 sıralamada da bile yok ama şöyle yapacağım. Ofansif fokus olarak beat the post diyeceğim. Belki Walker Kessler daha sayı ortalamasını arttırır ve ikinci yarıda bir şeyler yapar. Bu sene ilk ödülümüzü alalım yeter. 6. adam CJ McCollum olsun. Bu arada ne galibiyet serisi yaptık lan. Bayağı galibiyet aldık. Nikola Jokic MVP oluyor. Yılın çayla Wembanyama ve şimdi sağa çevirdiğimde burada CJ McCollum'u görmek istiyorum sadece. Evet. İlk ödülümüzü aldık. 6. adam, yılın 6. adamı, başarılı. Bunu aldık, 21 sayı atmış. Şimdi en değerli oyuncuyu alacağız. Yılın çaylağını alacağız, bunu seneye alırız. Yılın savunmacısını alacağız. Ya Wembanyama'dan nasıl alacağız bu yılın savunmacısını, onu da bilmiyorum ama. En çok gelişme kaydeden Paul Reed olmuş. Clutch oyuncu, bunu nasıl alacağımı bilmiyorum. Ulan hepsi için bir fikrim var da clutch oyuncusu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Coach of the Year için de ligin en iyi takımına sahip olmak lazım. 5. sıradan girdik. Önemli playofflar bizim için. Playoffları en önemsemediğim rebuild bu. Elendik zaten. İkinci turda elendik. Evet. İkinci turda elendik Lakers'a. Milwaukee Bucks Portland finali. Ja Morant 40 sayı 13 asistle finallere MVP'si oluyor. İlk sezon bitti. İlk sezonda bir ödül aldık. Kaldı 6 ödül sanırım. Emekli olan oyuncuları falan geçiyorum. Draft lotaryası. Bizim burada draft hakkımız yok ama bu arada Houston'ınki, yani Brooklyn'in draft hakkı, Houston'ı almaya çalıştığımız 5. sırada olmuş. İyi ki onu almamışız. NBA draft diyelim. Draft gününde 1. sıradaki oyuncuyu alalım. Bize 1. sıra draft hakkını ver. Ben de sana 23'ü vereyim. Tabii ki hayır diyeceksin ona. Ben sana 2027 Thunder'ı vereyim. Bunun yanında CJ McCollum vereyim. Artık CJ McCollum'a ihtiyacım kalmadı. Kötü bir kontratın vardır kesin senin. Isaiah Stewart'ı ver mesela. Hiç ihtiyacım kalmadı CJ McCollum'a. Bunun yanında birini daha vermem gerekirse Walker Kessler'ı vereceğim. Oo, veremiyorum. Walker Kessler'ın sözleşme bitiyor. Scottie Barnes'ı mı vereceğim yani? Scottie Barnes'ı vereyim sana. Yine kabul etmiyor. Tyrese'i versem. Sen de bana bu sensin bu falan olmuyor mu? 30 milyonda. Isaiah Stewart'ı versen de bana. Tyrese'e bile kabul etmiyorlar. Ya önemli olan başarmak değil zaten. Ödül almak. Ben Shepard'ı da verdim yanında, kabul ettiler. Tamam, birinci sıra bizim. NBA draftı birinci sıradan seçeceğim oyuncu ise Alexander Sarr. Süperstar potansiyeli var. Hem de yılın savunmacısı potansiyeli var. Alexander Sarr'ı alacağım burada. Yılın çaylağı yapacağız. Bu sene de yılın çaylağını kapatacağız. Yılın çaylağını kapatacağız ama onun yanında bir ödül daha kapatmamız lazım. Walker Kessler'ı falan tutuyoruz. MVP'yi bu sene alabilir miyiz? Sanmıyorum. Sen kötü bir takım olalım. Nick Claxton'ın yılın savunmacısı yapamayız gibi. Ama Nick Claxton denesek mi ya? Kimi yapacağız oğlum? Wembanyama varken bu ligde kim yılın savunmacısı olabilir ki? Gardımız yok. Tyrese Maxey'e gidemeyiz ama restricted Tyrese Maxey kabul etmez. D'Angelo Russell. Çok top kullanmayacak bir adam. D'Angelo Russell'ımı alayım abi. D'Angelo Russell'ı aldık. Tamamen bütün topları Alexander Sarr'ın atacağı bir takım bekliyorum. Her topu Alexander Sarr atacak abi. Arkasına da Markel Fultz çekeyim. Tamam. Aa, Markel Fultz Lakers'a mı gitti? Bruce Brown çekeyim abi. Savunmacıdır. Tamam, önemli olan kazanmak değil ya. Scottie Barnes bu takımın en iyi oyuncusu. Walker Kessler en iyi ikinci oyuncusu. Walker Kessler'dan çıkabilirim şimdi Alexander Sarr için. Alexander Sarr'a bu takımın anahtarlarını vereceğim ve takımda başka bir pivot olmadığından emin olacağım. Bilal Koulibaly bu takımın en çok gelişme kaydeden oyuncusu olacak. İlk sene 7 sayı 3 rebound 1 asist yaptı sadece. %43 saha içi, %31 üçlükle. Bilal Koulibaly'ye en çok gelişme kaydeden oyuncu yapacağım. 1. Alexander Sarr'ı yılın çaylağı yapacağım. 2. İkinci senemde bunları halledeceğim. Ve Scottie Barnes belki bir sene daha gelişir ve bir gün MVP olur, ona da inanıyorum. Fena gitmiyoruz ya. İlk senemizde bir tane ödül almamız en azından iyi oldu bence. Yani kötü gidişat yok şu an. Bu senede 2 ödül birden alabiliriz gibi geliyor bana. Walker Kessler, seni yolluyorum. Walker Kessler tek başına değil de CJ McCollum'la birlikte yollasam ne veriyorlar bize? Derek White veriyorlar mesela. Çok top kullanmayacak bir oyuncudur. Donovan Klingon veriyorlar. Oo, gerek yok. Bam Adebayo yılın savunmacısı belki yapabilirim ama emin değilim. Trey Young. Trey Young mı yoksa ya? MVP olur. Trey Young olabilir. Derek White olabilir. Kafam karışık bu konuda. Bir numarada D'Angelo Russell olsun istiyorum. 2 numara Koulibaly, 3 Trey Murphy, 4 Scottie Barnes, 5 de Alexander Sarr. Bu 5'i korumak istiyorum. Draft hakkı alayım ben bu pakete ya. Walker Kessler'a bana draft hakkı verecek var mı? Mesela bak, Memphis Grizzlies 2025'in draft hakkını veriyor. Memphis al ya, draft hakkı karşılığında al. Yaptık bir şey ama umarım doğru bir şey yapmışımdır. Ya da CJ McCollum kalsın ya. Kenardan getiriyorum zaten CJ McCollum'u. Şöyle 9 kişilik rotasyon. Takımda başka pivot kalmadı. Alexander Sarr kesin oynayacak. Bilal Koulibaly kesin oynayacak. Trey Young'a evet clutch yapabilirdik ama Trey Young'ı 4
dördüncü senemizde de alabiliriz. D'Angelo Russell. Şöyle 24 dakika vereceğim sana. Deron Sharp, Isaiah Stewart falan. Isaiah Stewart hatta çok az oynasın. Alexander Sarr 40 dakikada yılın çaylağı olamıyorsan basket. 40 dakika. Budur. Maç kazanmıyorsan kazanmayın. Ama hatta Alexander Sarr top atsın diye feed the post'tan devam ederiz. Shoot at will deriz. Belki hücum ribandı falan alır. Budur ya. Bilal Koulibaly ile Alexander Sarr'a ödül kazandırdığımız bir sezon olsun bu. Takasın son günündeyiz. Bir kendi gözümüzle bakalım abi. Bilal Koulibaly 7 sayı ortalamasını 10 sayıya çıkarmış. 3 ribaund ortalamasını 6 ribaunda çıkarmış. Asisti 1'den 2'ye çıkarmış. Top çalması artmış. Bloğu artmış. Yüzdesi düşmüş ama üçlük yüzdesi artmış. Alexander Sarr en önemlisi. Çaylak sezonda 20 sayı 11 ribaund mu? Yani yılın çaylağı kesin de. Bilal Koulibaly acaba bu ödülü alabilecek mi? Hemen ödül yarışına bakalım. Ödül yarışında MVP'de yine Jokic falan var. Yılın çaylağı Alexander Sarr bence yakın bile değil diğer oyuncuların istatistiklerine bakınca. Bu ödülü aldık sayarım. Yılın 6. adamı yine bizden çıkabilir ama bu ödülü aldık zaten. Yılın savunmacısında bizden kimse yok. En çok gelişme kaydeden oyuncu da Bilal Koulibaly ikinci mi? Alpi'ye bir şey olması lazım. Alperen'e bir şey olması lazım. Birinci sıraya nasıl çevireceğiz bunu? Scottie Barnes sen nasıl oynuyorsun? Seni bir gün MVP yapabilir miyiz acaba ya? Aynı rotasyonla devam edeceğiz ama Alexander Sarr'dan biraz süre kısabiliriz bence artık. Deron Sharp'tan da kıstık. Buradan da kıstık, buradan da kıstık, buradan da kıstık. Hepsini Bilal Koulibaly'e. Bilal Koulibaly 48 dakika çıkmadan oynayacak abi. Mart'ın başına gideceğim. Çünkü orası çok önemli. Mart'ın başına gidelim bakalım. Bilal Koulibaly arttırdı mı lan istatistiklere? 12 sayıya çıkmış bak. 12 sayı, 6 rebound, 2 asist. Bilal hadi be. Alexander Sarr kesin aldı bu ödülü zaten. 19.5 sayı, 11 rebound. Kesin aldı da. Bilal seni biraz daha üstte görebilir miyiz? Bilal. Hayır yine Alperen'e yetişemedi. Alperen geçen sene ne yaptı ki? 16 sayıdan 19 sayıya çıkarmış. 8 rebounddan 10 rebounda çıkarmış. Asist sayılarını da çıkarmış. Top çalma bloğu da çıkarmış. Ya bir ödülle kapatmak istemiyorum ama ya. Bir ödül yetmez. Bir ödülle kapatmak olmaz. Alexander Sarr tamam aldık da. Koulibaly'e daha fazla ne yapabiliriz? Feed the post'u geçiyorum. Get to the basket abi. Potaya gidin. Çembere gidin. Sabaha kadar çembere gidin. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Sezon sonuna gidelim bakalım. Nikola Jokic MVP oluyor ve yılın çaylağı Alexander Sarr. En azından bir ödül aldık beyler. Bir ödülümüz var. Alexander Sarr bu arada bir top çalma iki blok yapıyor. Yılın savunmacısına da aday olabilir. Yani iki senede iki ödül aldık şu an. Hadi be. Hadi be Koulibaly. Hadi. Evet. Evet lan bu kadar. Bu ya. Bilal Koulibaly 14 sayıya kadar çıkarmış. %42'ye çıkarmış yüzdesine. Süper ya. Süper. Şimdi 7 ödülün 3'ünü bitirdik. 3 senemiz kaldı. 4 ödülümüz var. 2 senede 3 ödül aldık. Şimdi 3 senede 4 ödül almamız lazım. Yılın savunmacısı bak yine Wembanyama olmuş. Alexander Sarr'ı bu yılın savunmacısı yapmamız lazım. MVP çıkarmamız lazım. Başka ne kaldı? MVP, savunmacı, clutch ve yılın koçu. Şimdi artık yine en iyi takımlarından birini kurmanın vakti geldi bence. Bir tane ya çünkü MVP olmak için ve yılın koçu olmak için aynı şeyler gerekiyor. İyi bir takım. Lig birincisinden seçiliyor normalde bu ödüller. Yani genelde normalde demeyeyim de. Genelde lig birincisinden seçilen ödüller bunlar. Bizim bir draft hakkımız yok mu ya? Nuggets falan. Memphis ne yaptı? O yüzden lig birincisi olmaya gitmemiz lazım. Trae Young clutch oldu evet. Finals MVP yapmıyoruz hayır. Scottie Barnes'a önereceğiz bu sene kontrat. CJ McCollum ve 21. sırayı verelim de. Bir tane takımı iyileştirecek bir hamle lazım bana. Kim olabilir? Bronny James değil tabii ki. Zach LaVine de değil. Switch değil, PJ Washington değil. Jonathan Isaac ve 2026 birinci tur. Jeremy Grant ve 29 birinci tur. Takımı nasıl geliştirebiliriz? Alexander Sarr'ı oynatmaya devam edeceğiz. Zach LaVine de 30 yaşında overall düşecektir. Şöyle yapabiliriz. Bak D'Angelo Russell yerine mesela Herb Jones alabiliyoruz. Ama 2 tane draft hakkı vermemiz gerekiyor. Kobe White alabiliyoruz. 7. sıraya çıkabiliyoruz. Damian Lillard alabiliyoruz lan. Ama overall çok düşecek. 85'e falan düşecek Damian Lillard. Aaron Gordon diyor. Reed Shepard diyor. Shepard 2. senesi genç oyuncu. Ben 7. sıraya gideceğim. Niye bilmiyorum ama 7. sıraya gideceğim ben. Sonuçta 3 senemiz kaldı. 3. senede de bazı ödülleri alabiliriz. Cooper Flagg gitti birden. 2'den Ace Bailey falan gidiyorlar. 7'den seçeceğimiz oyuncu önemli. Dylan Harper'ı seçeceğim burada. 78 overall şimdiden. Dylan Harper'ı alıyorum ya. Dylan Harper hoş geldin abi. Bence gayet iyi oldu burası. Baksana 78 gerçi 79'luk Nolan Traore varmış ama üsttekilerden daha yüksek overall'lı bir oyuncu seçtik en azından. Bilal Koulibaly'i tutuyoruz tabii ki. O bizim için çok şey yaptı. Bu ülke için çok şey yaptı. Kafana takma. Sen bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Bilal Koulibaly bize bir tane ödül getirdi. Free Agency'de acaba Scottie Barnes'a önereceğiz. Scottie Barnes'a önerdikten sonra mesela
Tatum falan alıp, bak Tatum'a da para verebiliyoruz. Tatum'a verelim verebildiğimiz kadar. Tatum'a verelim. Gerekirse onu alırız. Scottie Barnes yerine. Hanımı Mitchell'a önerelim. Bunlar MVP potansiyelinde oyuncular. Takım iyi giderse Scottie Barnes kabul etti de Tatum Detroit'e gidiyor. Hanımı Mitchell Cleveland'da kalıyor. Jalen Brunson MVP olabilir mi bir gün? Olamaz gibi ya. Kyrie olmaz. Jimmy Butler olmaz. Evan Mobley yılın savunmacısı olabilir de. Ulan o da Cleveland imzalar ki onunla. Jalen Brunson New Orleans Pelicans'a gitti. Evan Mobley'e önerelim. Evan Mobley'e verebildiğim kadar para vereceğim ama Cleveland matchleyecek muhtemelen. Jimmy Butler... Jim Butler'da alalım takaslarız ya. Scottie Barnes tamam. Chicago Bulls meşledi. Jim Butler'da Boston'a gidiyor. Bize kimse kalmadı. Bize kafası kaldı. Denedik. Şansımız denedik olmadı. Hey nasıl alayım? Paramız yetmiyor ya. O şeyde Scottie Barnes yerine alacaktım onları. O yüzden paramız yetebilirdi ama. Scottie Barnes takımın en iyi oyuncusu 89 overall. Bilal Koulibaly 83. Alexander Sarr 81 oldu. CJ McCollum 80'e kadar düştü. Onu takaslayamadık. Onu takaslayacağız bu sene. Şey nerede lan? Dylan Harper. Heh burada 78 tamam. Şimdi takas aslara abanmamız gerekiyor. Alexander Sarr savunmacı adayım. Bir tane MVP adayı alacağım ya. Bir tane MVP adayı. Kim olabilir? Ulan LaMelo Ball MVP de olabilir. Clutch da olabilir. LaMelo Ball'a gideceğim Spurs'te. San Antonio Spurs'a LaMelo Ball'u soracağım. Scottie Barnes'ı versem kafa kafaya yapar mısınız bunu? Yapmıyorsun ama. Birinci tur draft hakkımı versem LaMelo Ball'u alayım ya. LaMelo Ball'u ben MVP yaparım. Bütün draft haklarımı verdim kabul ettiler. LaMelo Ball MVP yapacağımız oyuncu. CJ McCollum git artık şu takımdan ya. CJ git şu takımdan. Lou Dort hoş geldin. Doğru da aldım. Bu arada Trey Murphy falan da gitti benden değil mi? Onları unuttum ya. Trey Murphy ile imzalamayı unuttum. LaMelo Ball, Bilal Koulibaly, Lou Dort, Isaiah Stewart, Alexander Sarr. LaMelo Ball'a MVP yapacağımız, Alexander Sarr'ı yılın savunmacısı yapmaya çalıştığımız bir sezon. Şimdi Dylan Harper bir sene daha gelişecek. Hatta Dylan Harper'ı 3 numaraya atsam da ilk 5'te mi başlatsam? Ya da Bilal Koulibaly'i 3'e atsam? Evet, Bilal Koulibaly'i 3'e attım. Dylan Harper'ı ilk 5'te başlatacağım. Onu da geliştireceğim. Bu sene kazanmaya çalışmıyoruz. Ama Dylan Harper ve Alexander Sarr'ın gelişimiyle LaMelo Ball önderliğinde 3 sene sonra bu takım şey çıkarabilir. Yılın koçunu çıkarabilir diye düşünüyorum. 9 kişilik rotasyonla biraz gideceğiz ama Jack Laravia'dan süreleri azaltacağız. Lou Dort'tan azaltacağız. Alexander Sarr yine bir 40 dakika oynayacak. LaMelo Ball 43 dakika oynayacak. Bir takım aksın bakalım. Takım aksın. Neler oluyor bir bakalım. Ödül sıralamasında kimse oluyor mu ona bir bakarız. Çok kötü gidiyoruz evet. Sorun yok. Bence kötü gitmemizde hiçbir sorun yok. LaMelo Ball istediğimiz gibi gidiyor mu ona bakalım sadece. 22.5 sayı 9 asist. Çok yüzdesiz ya. Alexander Sarr 1 top çalma 2.5 blok. MVP çıkaramayız muhtemelen de Alexander Sarr'ı yılın savunmacısı. Ya bu seneyi boş geçsek bile ben bu çekirdeğe güvendim beyler. Dylan Harper'dan bir şeyler çıkarabileceğine inanıyorum. Bilal Koulibaly, LaMelo Ball, Alexander Sarr bu çekirdeğin etrafında 3 sene sonra şampiyonluk takımı çıkarabiliriz. Bu takıma güveneceğim. Güvenmekten başka çarem yok. Ama şunu yapacağım. Çok kötü gittiğimiz için kime vermiştik? San Antonio Spurs'a vermiştik değil mi biz bu seneki draft haklarımıza? Andre Jackson, Chris Duarte, Darius Bayley. Tamam kendi draft hakkımı geri alayım ya. Kendi draft hakkımı geri aldım. Takas falan yapmayız ya sezon sonu. LaMelo bak 25 sayı 9.5 asist 5.5 rebound. Bilal Koulibaly 15 sayıya çıkarmış. Alexander Sarr 1.1 top çalma 2.4 blok. Ulan Alexander Sarr yoksa yılın savunmacısı mı geliyor senden? Dylan Harper bu sene yılın çaylağı olur. Ödül yarışına bakalım. Tabii ki burada bizden kimse yok çünkü maç kazanamıyoruz. Dylan Harper, Cooper Flagg kapışıyor yılın çaylağında. Önemli değil bizim için. 6. adamı da almıştık. Yılın savunmacısında Alexander Sarr 4. sırada. Bu seneyi bence takımın gelişimine adayalım. Bir sene boş geçelim. Bir sonraki sene yılın savunmacımız burada. MVP'miz burada. Yılın koçu da gelecek. Bence bir sonraki sene çok daha iyi olacağız. Bu seneyi boş geçirmek açısından bir sıkıntı görmüyorum o yüzden. Luka Doncic MVP oluyor. Cooper Flagg yılın çaylağı. Kate Cunningham 6. adam. Luka Doncic MVP aynı takımdalar. Victor yılın çaylağı. Alexander Sarr hak etmişti diyenler. Cody Williams en çok gelişmiş. Bu ödülü de almıştık. Anthony Edwards clutch olmuş falan filan. 62 galibiyetli bir Washington Wizards var. Şimdi bizim bu Washington'dan daha iyi olmamız lazım sene. Nasıl olacağız? Washington şampiyon da oldu. Luka Doncic her ödülü topladı bu sene. Şimdi geçen seneyi boş geçtik. Artık boş geçme lüksümüz yok. Bu sene bizim senemiz. Bizim bir draft hakkımız vardı be. 4. sıra gözüküyor. Hop 1. sıra bizde. İşte bu. İşte bu. NBA draftının 1. sırası bizde. Kimi alacağız peki burada? AJ DiBanza. Çok iyi oyuncu diyorlar. Çok iyi oyuncu diyorlar. U17 Amerika milli takımıyla da Türkiye'ye geliyor bu yaz. Takaslara bakalım abi. Lou Dort ve 1. sırayı versek.
kimse bir teklif şey yapmıyor. Isaiah Stewart bir birinci tur. Domantas Sabonis MVP olamaz. Franz Wagner ve dördüncü sıra. Michael Porter ve üçüncü sıra mı? Ben galiba onu yapacağım. Hem takımı daha iyi bir hale getirmiş oluyoruz. Kate Cunningham gerçi MVP olamaz ya. Hem de birden sadece üçe düşüyoruz. Michael Porter takıma hoş geldin. Birden sadece üçe düşüyoruz. Tamam. AJ DeMonts'a gitti. Koa Piet gitti. Boozer'ın oğlunu alayım ben. Ken Boozer. Takıma hoş geldin oğlum. Kaç overall'sın hemen bakalım ona. Ken Boozer 80 overall. Bak birinci sıradakiyle aynı overall'da. 80 overall'lık bir 4 numaramız var. Michael Porter'ımız var. Çok iyi abi, çok iyi. Bu sene bu takım başarılı olacak. Alexander Sarr, Bilal Koulibaly. Tabi Lou Dort'u da tutacağız. Beyler geliyor. Şampiyonluk takımı kuracağız şimdi. Kim var tutmamız gereken? Bruce Brown falan filan. Kimse de yok aslında tutmamız gereken ya. Son 2 senemiz Rebuild'deki. 13 milyona bir John Collins. Hadi be. John Collins'i aldık. Enteresan bir şekilde. Yeni sezon takımımız LaMelo Ball, Michael Porter, Bilal Koulibaly, Dylan Harper ki 5 overall birden atlamış. Ulan Alexander Sarr. Seni yılın savunmacısı yapacaktık ya. 81'de kalmış, hiç gelişmemiş. John Collins var. Wemby'ye gidebilir miyiz acaba? Bak elimizde bir sürü inanılmaz genç oyuncu var. Wemby de şimdi kesin ben alırım. Şey olmaz, yılın savunmacısı olmaz. Wemby hangi takımdaydı lan? Oklahoma. Selamlar Wemby. Ne diyorsunuz? Kafa kafaya şeyle. Alexander Sarr'la kafa kafaya ne diyorsunuz? Biri 4 yıldız, biri 5 yıldız ya. Ne var bunda? Ver Wemby mi bana? Lou Dort'u al bir de. Bana saçmalık bir adam ver. Ken Boozer al. Ne diyorsun bu takasa? Yok diyor. Draft haklarımı vereyim. Yok, Wemby almak mümkün değil ya. Wemby alamıyorum zaten. Wemby alamıyorum. Alexander Sarr'a yine güveneceğiz o zaman mecbur. İyi bir savunma koçu alalım hemen. İyi bir savunma koçu abi. Yılın savunmacısını çıkarmak için iyi bir savunma koçu lazım. Chris Finch diyor. Chris Finch iyi gerçi ya. Baksana aktif sistem defense. Bunu yeni imzaladık herhalde. Chris Finch kalsın ya. Her şeyi kazandıracak o adam. Nerede be? Scoot Anderson mı? Kimi getireceğiz ya? Pascal Siakam. Jaren Jackson. Jaren Jackson'ı alıyorum. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Jaren Jackson'ı da 4 numarayı alacağım. Daha önce en azından kazanmış bir oyuncu bu ödülü. Ya da Alexander Sarr'ı 4. Jaren Jackson'ı 5'e atacağım. Ben de hiç beğenmem Jaren Jackson'ı da, ne yapalım. 9 kişilik rotasyon abi. Bu takımla takasın son gününe gideceğim ama değiştirebilirim bazı şeyleri. Şimdi iyi oyuncularımıza çok... Mesela Darius Bazley hiç süre almasın. 8 kişi yapalım rotasyona. Alexander Sarr'a 40 dakika. Alexander Sarr'a 40 dakika. Emmanuel Quickley, sen bayağı indireceğiz süreleri senin. Lou Dort, senin süreler de 18'e inecek. LaMelo Ball 40 dakika. Dylan Harper 30 dakika alsın. Jaren Jackson, sana da bir 38 dakika verelim. Şöyle bir şey yapalım abi. Böyle bir deneme yaptık. Haydi. Ya 16'ya 18 gidiyoruz. Alo dur. Bu trip atan gerizekalı. Jack Laravia. Seni hemen şutlayacağım da. Ya takım bence gayet iyi oldu. Takımın yapması lazım. LaMelo Ball sadece 20 sayı. LaMelo Ball'un yüzdeler çok düşük. LaMelo Ball'u yollayacağız beyler. LaMelo Ball'u yolluyoruz. LaMelo Ball'un karşılığında Anthony Edwards'a gideceğim. LaMelo Ball, Anthony Edwards. Kafa kafaya yapsana. Yapmıyor musun? Jack Laravia vereyim sana ya. Bak genç oyuncudur. Lou Dort vereyim. Sen de bana Vanderbilt ver. Ben sana Darius Bazley vereyim. Sen de bana Mo Wagner ver. Yok diyor. Ben sana Bilal Koulibaly'i vereyim. Sen bana Edge Comp'u ver. Ne diyorsun? Tamam, Edge Comp'u verme şeyi ver. Mo Wagner'i ver. Oha, Koulibaly ile de mi yapmıyor bunu? Yapmıyor ki zaten. Ben LaMelo Ball'u daha iyi birine çevirmek istiyorum ya. Draft hakkım yok ama. Anthony Edwards istiyorum ben. LaMelo Ball hiç istediğimi yapamıyor. Trae Young'a MVP yapma şansımız var mı ya? Trae Young. Kaç senin istatistiklerin? 23 sayı 10 asist yapıyor Trae Young. Ya bir şey değil mi? Trae Young'ın MVP olma ihtimali daha yüksek. LaMelo, kusura bakma, görüşürüz. Trae Young'ı aldık. Jaren Jackson'dan bir bok olmaz. Bak Kristaps'ı alıyorum. Jaren Jackson'da hemen şutluyorum. Yani ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama artık çok az süremiz kaldı. Bütün tuşlara basıyorum abi. Evan Mobley'i vermiyorlar ki ya. Evan Mobley nerede? Evan Mobley 39 milyon kazanıyor. Jaren Jackson'a kafa kafaya yapar mı? Yapmaz. Yanına bir de şey veririm. Max Strus veririm. 3 milyon daha verirsin salak değilsen. Frank Kaminski değil de. 3 milyonluk kim var sende ya? Drew Eubanks de değil. Haywood Highsmith'i verirsin. Yok. Olmuyor beyler, olmuyor. Ya Victor Wembanyama'sız imkansız galiba bu iş. Jalen Williams diyor. Ne yapıyor Jalen Williams? 16 sayı. Gel ya, gel anasını satayım. 3 numaraya çekeceğim seni. Yeni takım bu. Trae Young, Dylan Harper, Jalen Williams, Alexander Sarr, Kristaps Porzingis. Yani şey işi çalışmadı. Alexander Sarr, bak sana 48 dakika vereceğim. Şu blok top çalma sayını arttır. Jaren Jackson işi çalışmadı. Onun yerine Kristaps'a gittim ve Jalen Williams'a gittim. Bilal Koulibaly'den de çıktım. LaMelo da çalışmadı. En azından Trae Young'la yılın clutch oyuncusunu almaya hedefleyeceğim. Şu an 4. senedeyiz. Grayson Allen'ın süreleri azaltıyorum. Terry Rozier'in süreleri azaltıyorum. Ben Boozer'ı 26'ya çekiyorum. Trae Young
Oynuyorsun paşa. 46 dakika oynuyorsun. Alexander Sar. Sen de oynayacaksın. Sen de oynayacaksın. Alexander Sar'a da 43 dakika veriyorum. Hatta Kristaps 30 dakika oynasın. Alexander Sar 48 dakika oynasın. Budur. Sezon sonuna gidiyoruz. Bütün tuşlara bastık. Takasın son gününde duralım. Bir award race'e bakalım abi. MVP'likte tabii ki bizden kimse yok. Cam Boozer yılın çaylağı sıralamasında bu ödülü aldık zaten. Yılın 6. adamı yine Cam Boozer. Bu ödülü aldık. Alexander Sar 3. sıraya çıkmış. Alexander Sar 3. sırada. Yapın bir şeyler gençler. Alexander Sar 1'e kadar çıkman lazım. Bunu da aldık. Clutch oyuncuda 3 tane Memphis'li var. Oğlum takıma baksana. Tyrese, Zion, Jalen Green. Nasıl yeneceksin ki? Yani Wembanyama bizim bütün ödül isteklerimizi alt üst etti. Son seneye gireceğiz birazdan. Son sene ligin en iyi takımı olmamız lazım ki MVP çıkarabilelim. Holmgren, Wemby gibi adamlar gelmiyor. Anthony Edwards'ı bile alamıyorum beyler. Yine playoff yapacağız bu arada. Ya bu seneden yılın savunmacısını çıkarsak aradan da ben Alexander Sar işinden kurtulsam bir an önce. Yılın savunmacısını şimdi çıkarsak sadece MVP, Clutch ve yılın koçu kalsa. Onlar zaten bir senede halledilebilir ama yılın savunmacısı çok zor geliyor bana. Hele Alexander Sar'la ya da Wemby dışında biriyle diyeyim. Çok daha zor. Wemby ama yılın en değerli oyuncusu oluyor. Allah belanı versin ya. Tamam, bütün ödülleri sen alacaksın ya. Yılın savunmacısı yine Wemby. Clutch Devin Booker olmuş. Memphis ligin en iyi takımı falan filan. Oklahoma, Wemby ikinci sıradan playoff yapmış. Bizim de ilk 3'ten falan playoff yapmamız lazım. Ya Wemby ama ödül falan bırakmadı bize ya. Son senemiz. All in gireceğiz artık. Draft lotaryasında bizim bir draftımız yok. O yüzden bizim için önemli değil buralar. Dylan Harper'ı tutuyoruz. Alexander Sar'ı tutuyoruz. Alexander Sar bu sene gelişsene be. Hiç gelişmedi ya. Wemby bu sene restricted free agent. Tamam, takımı tutacaktır onu. Tamam, herkes kalıyor takımda. Gerek yok herhangi biriyle. Trey Young mı? Trey Young'ı önermemiz lazım. Trey Young nerede, gören var mı? Trey Young'ı önerebildiğimiz kadar önermemiz lazım. Trey Young kaybedersek rebuild biter. Haydi Trey Young. Evet, tamam, Trey Young geliyor. Gerisi gerçekten önemsiz. Zaten gerisi için paramız da yok. Player progression'a geçelim. Jalen Williams takımın en iyisi. Trey Young burada. Alexander Sar 85'e çıkıyor. Cam Boozer 84'e çıkıyor. Dylan Harper 84'e çıkıyor. Lan birkaç senem daha olsa şu yapıyla belki bir şey kazanabilirdik. Şimdi Wemby'nin takımı hep çok iyi olduğu için rebuilding'e de gitmiyorlar ve adamlarını almak da çok zor oluyor. Son senemizde şimdi LaMelo Ball. Ne yapmış geç? Ulan Anthony Davis yılın savunmacısı olabilir mi ya? Olamaz gibi ya. Dylan Harper'ı da veriyormuşuz. Yok, olmaz. Scoot Anderson ne yapıyor? O da patates. Ja Morant hangi takımda? Ja Morant'e gidebiliriz. Ja Morant. Zormuş beyler. Bu challenge zormuş şimdi. Wemby'in yoksa bu challenge'ı yapmak imkansız ya. Trey Young kafa kafaya yok diyorsun ama iki tane birinci tur draft hakkı vereceğim sana. Muhtemelen hiçbir şey değişmeyecek fikrin. Ama bir de Kristaps'ı vereceğim sana. Karşılığında sadece Jared Allen'ı istiyorum. Hadi Jared Allen'ı da verme hadi. Şeyi ver. Daniel Gafford'u ver. Ne kadar daha? 12 milyon daha. Bir de 12 milyonluk Gary Trent'i ver. Ben de sana Holmes'u vereyim. Hadi bu takas yapılır. Bu takas yapılır hocam. Yapmıyor. Trey Young, Dylan Harper, Jalen Williams, Alexander Sar. Kristaps Porzingis ilk 5'i kenarda. Alperen, Cam Boozer ve Holmes geliyor. Holmes sen de gelmiyorsun anasını satayım. 7 kişilik rotasyon. Alexander Sar 48 dakika oynuyor. Trey Young ne yapıyorsun? 24 sayı 11 asist. Şey var mı? Award Race. Award Race gelene kadar bir devam edelim. MVP yarışında Trey Young 4. sırada. 6. adamı falan geç. Yılın savunmacısında Alexander Sar 2. sırada. Yapabilir miyiz lan? Trey Young bak 4. sıraya kadar çıkmış Trey Young. Wemby. Selam Wemby. Yine ben. Wemby sen bize geliyorsun. Stop size gidiyor. Hayır diyeceksin. Trey Young da gidiyor. Wemby. Tamam. Trey Young da gidiyor. Bir de üzerine Alexander Sar veriyoruz. Sen de bize Josh Giddey'i veriyorsun. Ne diyorsun bu takasa? Wemby gel lan. Al bir de Cam Boozer al. Sana daha ne vereyim ya. Oklahoma'da kim var abi? Oklahoma'yı kötüleştirelim. Bu takım nasıl iyi ki? Ozar Thompson'ı alalım mesela Josh Giddey ile falan. Oğlum bu takım zaten iyi değil ki ya. Wemby var diye böyleler. Wilson'ı alayım, Holmes'u falan vereyim. 81'lik bir adam aldım. Wemby'nin takımından 70'lik adam verdim. Kaybettik. Üst üste 3 maç kaybettik ve yakın bile değil. Detroit'e de kaybettik. Minnesota'ya kaybettik. Bunu da kaybedersen durduracağım. İstatistiklerde bir gelişme var mı? Trey Young 25 sayı 11 asist. Alexander Sar 1.6 blok 1.4 top çalma ya. Daha ne olacaktı ya? Trey Young artık burada bile değil. Çünkü takım maç kaybetti ya. Alexander Sar 2. sırada ya. Muhtemelen alamayacağız bunu. Bari şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musun? 9 kişilik rotasyon. 9 kişilik rotasyon yapacağız abi. Herkes oynayabildiği kadar oynayacak.
kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız. Jalen Williams falan trip atıyormuş. Jalen Williams'ı yollayalım. Brandon Miller aldık karşılığında Jalen Williams yerine. Tyrese Maxey'i de alacağım ya. Ne olursa olsun artık. Artık ne oluyorsa olsun. 9 kişilik rotasyon dediğim gibi. Trey Young, Tyrese Maxey, Brandon Miller, Alex Sar, Alperen Şengün. Yani maç kazanmaya oynayacağız. Bakalım. Wemby'yi almayı denedim ya. Wemby'yi almak imkansız. 48 galibiyet. Belki yani sezon boyu kazanan bir takım olsaydık olur muydu? Wemby yılın en iyi oyuncusu, yılın savunmacısı. Ya Wemby'nin şeylerine bakalım şimdi, ödüllerine. Biz 5 senedir rebuild yapıyoruz. Wemby 3. şampiyonluğunu aldı bu sene ve 3 sene üst üste oldu. Yılın savunmacılarını göremiyorum ama girdiğimizden beri her sene Wemby oldu diye hatırlıyorum. 5. sıradan playoff yaptık. Direkt sezon sonuna gittik. Wemby bir şampiyonluk daha mı geliyor? Yok. Ya Luka Doncic ya Wemby oluyor zaten. Onun dışında zor bir challenge. Bir şeye bakmak istiyorum sadece. Alexar yılın savunmacısı konuşmalarında hep oluyor ama Wemby bırakmıyor kimseye. Brandon Miller, Tyrese Maxey, Trey Young, Alperen, Kemba Walker, Dylan Harper, Alexar falan filan. Şimdi bu takımla hiç dokunmadan abi, hiç süre ayarlamadan simüle etsek acaba ligin en iyi takımı olabilirler mi? Hiç geçen seneki takımı bozmadık. Sadece rotasyonu düzgün bir şekilde ayarladık. 60 galibiyet aldı bu takım. 62, 63, 64. 64 galibiyet. Wembanyama yine MVP. Yılın savunmacısı yine Wembanyama. Yılın koçu çıkarmış olduk yani. Bir sene ekstradan yapıp yılın koçu çıkardık. Yılın koçu bizden çıktı. Bir de şampiyonluk görelim be bari. Simulate playoffs diyelim. Aynen, görürüz. İlk turdan elendik. Zor bir challenge'dı yani. Wembanyaması olana kolay bir challenge ama Wembanyaman yoksa, Wemby'nin yoksa çok zor. 5 sene değil 6 sene olarak değerlendirirsek 7 ödülün sadece 4'ünü alabildik. Yılın en değerli oyuncusu, yılın savunmacısı ve yılın clutch oyuncusunu, ikisini Wembanyama'ya kaptırdık. Diğerinin de nasıl olunduğunu zaten bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip edin.